Efendim merhabalar, 51. bölge, pardon, 51. programla karşı karşıyayız. Biliyorsun Amerika'da bir 51. bölge var, meşhur. Şu uzaylılarla anılan girişi yasak, askeri bir bölge var. Area 51. Biz de 51'i bulduk. Merhabalar, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bugün yine acayip yüklü bir gündemle beraberiz. Her zamanki gibi sevgili Cem'le beraber sizleri bu konularda bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Cem. Bayram tatili nasıldı? Vallahi bir Çanakkale yaptım, geldim açıkçası. Ondan evvel teknelerle gezmişsin. Bir arkadaşım var, tekne sahibi, sağ olsun o arada bir çağırıyor, iyi oluyor. En iyi tekne biliyorsun, arkadaşım teknesi. Evet, 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 ne güzel. Sen de bir gemi mühendisi olarak bu daveti kırmadım diyorsun. Hiç kırmadım. Peki, uzun bir bayram tatili geçirdik. Senden yurt içi ve yurt dışı turlarla ilgili izlenimlerini alalım. Nasıldı satışlar, acentalar memnun mu? Güzel, acente olarak çıkışı memnun. Hem yurt içi hem yurt dışı hem de incoming açısından doyurucu bir dönem geçirdik. Geçiriyoruz da hala. İşte tek sıkıntımızı geçen konuşmuştuk. Yani bu bayram tatilinin 9 gün olma kararını birkaç gün evvel verdiler. Orada bir sıkıntı yaşadık. Çünkü ben olmayacağını tahmin ettim. Zaten yaz dönemi millet tatilde. O yüzden ben programlarımı 4 gece üzerinden yapmıştım. Mesela Kıbrısları bilmem ne falan 4 gece üzerinden yapmıştım. Ama 7 gece olunca açıkçası oyun bozuldu. İşte bazı uçakları iptal etmeye kalktım. Bazılarından ceza yedim. Çünkü şey yapmıyor yani. O kadar müşteri çıkmadı tahmin ettiğimden çok. Herkes haftalık bir yerlere gitmek istedi falan. Bunun dışında memnunduk. Güzeldi işte. Şimdi incoming de bu sene fena gitmiyor. Hatta sen yine geçenlerde yazdın. 50 milyon hedefi vesaire filan diye. Geçecek diye. Evet. Aslında bu konuda bir de bir istatistik var. Yeni yayınlandı. Hı hı. İstersen bir yandan o ekrana gelsin istatistik, bir yandan da senden alalım. Tamam. Sadece ziyaretçi rekoru mu kırılır? Acaba rakamlar ne durumda? Vallahi şöyle, yani ilk 5 ayda 18 milyon turist elde etmişiz ama yani bu 18 milyon içerisine neler dahil? 18 milyon içerisine Ugandalılar dahil biliyorsun. Malum bir anlaşma yapıldı. 18 gün içerisinde Suriyeliler dahil. Transit geçenler hani bir gece konaklama falan veriyor ya Türk Hava Yolları. Onlar dahil vesaire vesaire. Onlar da dahil. Yani 50 milyonu geçeceğiz öyle tahmin ediyorum. Çok rahat bir şekilde. Ama fiktif diyorsun yani rakamsal ama, öyle. Ama gerçekte... bu. Yani bunda günübirlik şeyden gelenler de dahil. Yani Bulgaristan'dan gelenler. Peki genel anlamda profile baktığın zaman... Türkiye'ye gelen turist yani kalitesi ne durumda sence? Şimdi hepimiz biliyoruz ki bazı otellerimiz var gerçekten hani top seviyede ve rakamlar çok yüksek. Oraya gelen turistlerin kalitesi de yüksek tabii ki yani fazla para ödeyen turist kaliteli oluyor. Yani bize göre kaliteli oluyor. Ama bunun dışında hani her şey dahil otellerimiz var ya 30-35 milyon kişi ağırladığımız. Onların kalitesi belli işte. Almanya'daki her çalışanın gelebildiği, yani hangi meslek grubundan olursa olsun, alt meslek grubundan, onlar herkesin gelebildiği oteller var. Onların kalitesini sorarsan, vallahi tabii ki arzu edilen değil ama gelsin tabii ki yani. Çünkü ona da bir ihtiyaç var. Geçen gün bir Saffet bizim, Erizan programında her şey dahile karşıyım falan filan. Ya Saffet, 30-35 milyon kişi her şey dahil diye buraya geliyor. 100 ülkede her şey dahil otel var. Sen yasaklasan ne olacak? O 35 milyon, 30 milyon evde mi oturacak? Başka ülkede. Gidecek başka ülke. Ben niye kaybedeyim? Saffet biraz konuşurken şöyle bir frenlerini tutarak konuş. Yani sen bir turizmi bilen bir insansın. Öyle kolay değil bu işler yani. Şey hocam, diyor, bir de diyor ki ben diyor Londra'da diyor ve otele gittim vakit barında içkimi içiyorum ama parasını ödüyorum. Ama diyor Alman diyor barda içiyor ama ödemeden gidiyor diyor. Her şey dahil. Saffet derken Saffet'i tanımayanlar olabilir. Hangi Saffet bu? Saffet Emre Tonguç bizim çok değerli bir arkadaşımız. Rehber arkadaşımız. Rehber arkadaşımız, meslektaşımız. Evet. Muhteşem akıllı, zeki programlar yapan bir arkadaşımız ama yani acentacı olmadığı için belki farklı gözle görüyordur. Açıkçası bu Saffet'in benimle olan hikayesini biliyor musun? Saffet'in bilmiyorum. İlk turunu ben vermiştim. Öyle mi diyorsun? Tabii. İlk turunu benle çıkmıştım. Ben de bir tekne turu vermiştim. Çok severim. Muhteşem memnun oldu. Bankanın işiydi. Saffet özel bir insan. Evet. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sen outgoing yapıyorsun. İtalya ile, İspanya ile, Yunanistan'la
Türkiye'deki otel fiyatlarını mukayese ettiğinde Türkiye rekabetçi fiyatlar mı sunuyor, ucuz mu, pahalı mı? İşte Türkiye'nin farkı burada. Açıkçası şimdi İtalya'da oteller, İspanya'da otel, Yunanistan'da oteller dediğim vakit aşağı yukarı ben tahmin edebiliyorum. Ama Türkiye'de otel fiyatları ne dediğim vakit tahmin edemiyorum. Mesela Sayın Bakanımızın bir oteli var, bir haftalık 250 bin euro odası. Fatih Altaylı diyorum. 250 bin euro bir hafta bir odanın fiyatı. Fatih şimdi... Altaylı gömdü onu. Evet, ona nasıl bir rakam kardeşim? Olsun ya. Olsun ya, ben hayır karşı değilim ya. Lahmacun efendim 1000 liraymış iki. Ya 5000 lira olsun lahmacun. Gidip de Santorini'de bir sandviçe veriyorsun bilmem ne kadar, bilmem ne beach'te, isim vermeyelim. Sen daha iyi bilirsin o ülkeleri. Niye burada vermesin kardeşim? Niye gitsin parasını Yunanistan'a harcasın, burada harcamasın? Versin 250 bin euro. Ben karşı falan değilim. 1 milyon euro alsın. Yani sonuçta peki, turistin parasını alıyoruz. Alalım. Tabii. Bu bir klasik Cem Polatoğlu yorumuydu. Hocam, şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Böyle. Sence gündemimizde ne olur bizim? Vallahi bu yurt dışı çıkış fonu olabilir mi? Harcı değil mi? Harcı. Ben onu haracı diye bir yazı yazdım. Hakikaten haraç. Çünkü harç nedir? Bir hizmet karşılığı alınan paradır abi işte. Mahkeme harcı vardır çünkü işte hakimi vardır, bilmem nesi vardır vesaire vesaire. Burada sen ne hizmeti veriyorsun da benden harç ya da haraç alıyorsun? Hiçbir hizmet yok. Havalanı vergisi zaten ödüyorum uçak bileti alırken. O onun içerisinde 35 euro, 25 euro neyse işte Sabiha Gökçen'de. Burada da 35. Ödüyorum ben zaten onu kardeşim. Şimdi burada enteresan konu çok dağıldı, kamuoyuna da yansıdı. Ve şimdi ekranda görüntülerini paylaşalım. Bir yurt dışı çıkış harcına hayır diye kampanya başlattı. Bunlar şeyler yani insanlar bireysel anlamda yaklaşık 35 bin ila 40 bin falan oldu galiba rakamları. Herkes bir fotoğraf koyuyor. Şimdi işte ekranda yansıtıyoruz bunların örneklerini. Ve sabah erken kalkan da açıklama yapmaya başladı. Şimdi bakıyoruz kardeşim. Yani Antalya Ticaret Odası Başkanı konuştu. Çemiş Gezek Zerzevatçılar Odası Başkanı Murat Karabulut, kulakların çınlasın. Konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı geldi, yorum yaptı. Pandemi falan döken konuşma dese sayılmaz. Abicim bir o kaldı, bir de bir kişi daha kaldı. Yani herkes bir şekilde bir görüş belirtirken, tamam mı? Bunu şey yaparken, köpürtürken olayı ve tepkilerini dile getirirken bir kişi var. Konunun ana muhatabı bir kişi. Ve bir kurum var. Evet. Ne dedi? Bunun kerameti kendinden menkul başkanı. Sen hiç duydun mu böyle bir yorum yapıldı mı? Yok. Herhalde. Türsab'ı söylüyorum. Tatil. Peki kardeşim niye yapılmaz ya? Bu konuda konuşmayacaksan hangi konuda konuşacaksın ya? Doğru söylüyorsun. Bu konuda belirtmeyeceksen görüşünü, hangi konudaki görüşünü belirteceksin? Biz de senin neyini ciddiye alacağız ya? Firuz Bağlıkaya. Doğru, maalesef yıkıcı bir durum. Bu arada işte 1500 mi olacak, 3000 mi olacak? Bence 1500 olacak. 3000'i sonradan çıkardılar ortaya ki. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler. Sıtmaya razı etmek için. Arkadaşlar yani 1500 liraya hazırlanın. Şeye de, vizeye de sessiz sedasız bir zam yaptı konsolosluklar. Biliyorsunuz onu. Yani bakın toplamda neredeyse 100 euroya yakın bir ilave maliyet çıkıyor. Kesinlikle. Tatile gitmek isteyen turistlere ilave olarak vize parası ve bu yurt dışı çıkış harcıyla birlikte. Artı vize alıp almayacağında garantisi yok. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 200 bin kişiye 2024'te reddetmişler ya şu ana çok, kadar. Çok 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 daha fazla. Bu çok, bundan daha sonra daha da artacakmış. Doğru. Ay arkadaşlar yani inanılır gibi değil. Bu arada şimdi ben tabii günahını almayayım. TÜRSAP sessiz, TÜRSAP adına hiç tepki gelmiyor falan dedim ya. Sözümü geri alıyorum. Gerçi şu anda silindi o haber. Herhalde bize ulaştığı anlaşıldı. Bakın, TÜRSAP'ın Doğu Karadeniz BTK Başkanı bir açıklama yapmış. Aynen okuyorum.
Konu hakkında Ticaret Sanayi Odaları'nın, Türkiye Odalar Birliği'nin, turizm sektöründeki birlik ve kuruluşların ilgili bakanlıklara görüş bildirmeleri lazım demiş. Ya bu TÜRSAP. Arkadaş TÜRSAP'ın BTK Başkanı TÜRSAP adını dile getirmiyor. İlgili birlikler. Arkadaş sen bundan ne anlıyorsun? Ya TÜRSAP ilgisiz diye anlıyorum. Bak şimdi bu bir çıkarım. İkinci bir çıkarım daha var. TÜRSAP, BTK'lar bir zamanlar Firuz Bağlıkaya'nın peşinden koşuyordu. Öyle değil mi? Doğru. Ana seçimi kazandırdılar. Şimdi teker teker ona bu seçimi kazandıran, ona bu gücü sağlayan BTK'lar kendi derebeyliklerini ilan etmeye başladılar. Antalya olayı? Antalya olayına geleceğiz. Bakın şu andaki bu Doğu Karadeniz BTK Başkanı'nın, tamam mı, buradaki yorumu manidar. Firuz Bağlıkaya, sana selam olsun. Tüm karelerin teker teker düşüyor. Ve buna sevinen hiç kimse yok. Herkes çok üzülüyor biliyor musun? Senden başka herkes üzülüyor. Senden başka herkes bu gidişatın sonunun nereye varacağının farkında. Endişeleniyor. Sen hariç. Şeyi de belirtmek istiyorum. Yani bu yurt dışı çıkış fonunun arttırılması açıkçası insan hakları beyannamesindeki seyahat özgürlüğü kısıtlayıcı bir olay. Yani bilmem nereni vize arttırma falan normal. Biz de vize koyuyoruz. Biz de vize için para alıyoruz başka ülkelerden. Onlara karışamayız. Bizi ilgilendirmez. Ama ben buradan, beni çıkarken seyahat özgürlüğü kısıtlayıcı bir şey. 3000 lira, 1500 lira her neyse. Bu insan hakları evrensel beyannamesinin seyahat özgürlüğü engelleyici bir durum. Abi 1500 yani bence, lira yurt dışına uçak bileti var tek yön ya. Ya 70 liraya ben tur satıyorum Dede Ağaç'a. Bir buyur. Gece konaklamalı, otel dahil, buyur. Sigortası, rehberi, otobüs, buyur. Her şey içerisinde. Cuma günü akşam çıkıyorum, pazar akşamı dönüyorum ve 70 euro. Peki çarpıcı soru, outgoing turizmi bitiyor mu hocam? Vallahi galiba hele mesela böyle bir rakam çıkarsa o adalara geçişler, günübirlik Yunanistan turları veya bir gecelik Yunanistan turları falan biter. Yani 70 euroya satıyorum turu, kaç para yapıyor? 2200 lira mı? Öyle bir şey yapıyor galiba, neyse tam hesaplamadım. Ne yapacak? 3000 lira mı verecek yurt dışı çıkış formu şeyini harcına? 2200 lira tur bedeli, 3000 lira ya yurt dışı çıkış ya. Harcı bedeli. Ya da Ankara'dan, Samsun'dan falan şey Doğu Karadeniz turları var. Gürcistan dahil olmak üzere. 4 kişilik bir aile katıldı diyelim. 6000 lira mı verecek yani 500 lira olsa? Ya da 3000 lira olsa 12 bin lira para mı verecek yurt dışı ailece çıkış harcı? Çıkıyorsun. Evet ya. Çocuk indirimi yok, bir şey yok. Ya kendi insanlar, yani şu ekonomiyi yönetenlere söylüyorum bunu. Kendi beceriksizliğinin cezasını benden almak istiyorlar. Kendi beceriksizliklerinin şeyini bana ödetiyorlar. Bir dakika Cem. Bu yanlış. Bir dakika Cem. Yani burada bizim konumuz siyaset değil. Ama madem böyle bir dolaylı vergi, üstelik de son kullanıcı vatandaştan alınan dolaylı vergi meselesi var. Bunu dile getirelim. Daha yeni bir takım inşaat firmalarının, Türksel gibi komünikasyon şirketlerinin, bazı bankaların 600 milyar lira tutarında vergi borçlarının silinmesi söz konusu. Abicim sen oradan 600 milyar lirayı bir kalemde siliyorsun. Bizden alacağın 13 milyar lira. Bak toplam 13 öyleymiş, milyar lira. Evet, evet. Bu şeyin veya diyelim ki hani herkes delirdi yurt dışına gitti 15 milyar lira. 600 milyar liralık kalemi, üstelik de adamlar bundan para kazanmışlar. Kazandıklarını karşılığı ödemeleri gereken bedeli siliyorsun ve vatandaştan 15 milyarın alma peşindesin. Yani hakikaten ben bu hükümetin işlerine aklım ermiyor arkadaş. Nasıl Firuz Bağlıkaya TÜRSAP üstünden bizim sektörü bitirmeye koşuyorsa, maalesef hükümetin bu ekonomi bölümü de, birimi de memleketi bitirmeye koşuyor. Evet. Yazık. Neyse siyasete fazla girmeyelim. Bizi daha ne kadar gireceksek. Antalya'ya geçelim mi kardeşim? Hadi Antalya. Antalya'da hiç kimsenin dile getirmediği bir konuyu aslında TÜRSAP'ın ve seyahat ajantalarının çok evvelden dile getirmesi gereken bir konuyu bir otelci dile getirdi. Olay ne? Antalya Havalimanı'ndaki uçuş kontrolörlerinin bir takım haklarının
uygun olmadığı, yeterli gelmediği gerekçesiyle yaptıkları iş yavaşlatma eylemi. Ya Antalya'ya her uçak en az yarım saat geç iniyor. Onun maliyeti nedir? Bunun maliyetini koy bir tarafa. Tamam mı? Ya sen bir tür, yani TÜRSEB'in buna bir müdahale etmesi lazım. Bir dakika arkadaş, bu ülkeye turist geliyor. Onları bu şekilde daha gelirken İlk intiba. Evet abi. Mutsuz etmeye hakkınız yok. İkincisi, gidin derdinizi işte sivil havacılıkla mı, Ulaştırma Bakanlığı'yla mı, efendim hava limanlarının işletmecileriyle mi, onlarla çözün. Vatandaşın suçu ne? Turistlerin suçu ne? Öyle değil mi? TÜRSEB bu konuda da 3 maymun. Üstelik de en son toplantılarını nerede yaptılar Cem? Dünkü yönetim kurulu toplantısı. Antalya'da. Evet. Peki nerede yapılmadı? Normalde BTK'da yapılmadı. Ama yapılamadı. Neden? Bence bu BTK var. Şimdi dedim ya sana, BTK'lar isyanda, bunlar derebeyliklerini kurdular diye. Antalya'da bunlara bir tanesi, biliyorsun. Geçtiğimiz dönemde yaşananları, bunlar Murat BTK'ları bu böldüler. Murat Paşa, Sokollu Galip Paşa, efendim Barbaros Hayrettin Paşa, ne paşa buldularsa bir sürü şey yaptılar. BTK'ya böldüler bazı güçleri. İşte Antalya BTK Başkanı'nda bir başkanlık hayalleri var. O da kendince böyle bir isyan etmiş durumda. Şahan, kimin malını kimden sakınıyorsun? Sen ne biçim başkansın ki? Kendi getirdiğin başkanlarına, yönetim kuruluna, delegelerine sözünü geçiremiyorsun. Bu TÜRSEB merkezde zaten bir takım profesyoneller var. Onlar orada at oynatıyorlar, cirit atıyorlar. Sen nasıl kendi BTK'na giremiyorsun, ben onu anlamadım. Şimdi o kesinlenmemiş, doğrulanmamış bir bilgi elimizdeki. Bunu da söyleyelim. Ama yani akıl mantık diyor ki, arkadaş git kendi bölgendeki binanda yap. Çünkü son derece büyük, geniş imkanları olan bir binası var TÜRSEB'in. Doğru mu? Doğru. Ama orada yapılmıyor. Niye? Kişisel hamaset. Bakanla kavga, BTK'larla kavga, yönetim kurulu içinde kavga, bizimle kavga. Bu işin sonu nereye varacak ya? Firuzcuğum, kur bir tane şey kardeşim. Bu eski Roma dönemlerindeki gibi hipodrom. Hep beraber orada gladyatör dövüşü yapalım. Kim güçlüyse o ayakta kalsın. İş buraya gidiyor ya. Doğru söylersin. İnanılmaz yani. Hakikaten inanılmaz ya. Yani üzülüyorum. Neyse. Evet. Bu vesileyle bu Antalya'daki havalimanlarındaki bu iş yavaşlatma eylemini bize bizim adımıza dile getiren Delfin Otelleri'nin yönetim kurulu üyesi Tolga Cömertoğlu'na, bakın bir otelcidir, teşekkür ederim. Adam dile getirdi ya. Beyanat verdi de millet haberi oldu. Böyle bir durum mu var? Var. Neyse. Öf yani. Buyurun. Şu Uzungöl olayı var. Aydar Tilde. Ya evet. Onun Allah aşkına fotoğrafını bir gösterelim. Öncesi ve sonrasını. Şimdi turizmi geliştirelim. Tamam, geliştirelim. Karadeniz'e gittin mi son zamanlarda? Yok, gitmedim. Abi, Küçük Arabistan. Duyuyorum, görüyorum. Küçük Arabistan. Sosyal medyada. Sen de bugün sabahleyin zaten bununla ilgili bir şey yayınladın, video yayınladın. Resmen adamlar sokakta, herkesin ortasında kendi geleneksel danslarını trafiği kesmişler, yapıyorlar. Şu fotoğraflara bakar mısınız sevgili meslektaşlarım? Yani insanın yüreği cız etmiyor mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar bir bilinçsiz, bu kadar imar dışı. Şeyde de yaptılar ya, ya isim de vereyim, Simpaş. Denize sıfır, plajın ortasına adam bilmem kaç katlı binalar. Kaç kez dile getirdik biz bunu? Kaç senedir? Yani. 51 programın en az 5 tanesinde şu Simpaş Marmaris'teki olayı dile getirdik. Doğru, sen. Evet, biz konuşuyoruz seninle bır 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 bır. Ama kimsenin umurunda değil abicim, herifler diktiler o taş yapıları. O da değil. Yani bu ranta dayalı yatırımlar bir şey vaziyetinde ya, bir böyle bir kanser hücresi gibi her tarafa yayılıyorlar abi. Hı hı. Sadece bu Karadeniz bölgesinde, Uzunyayla'da, Ayder'de, şurada burada filan değil. Çuvaldızı kendimize batıralım mı?
Adalara gelelim mi? Senin memleketin. Tamam. Peki abi gelelim ne ya diyeyim yani. Sorun işte büyük işte bu azman buzlar bilmem neler. Yani sen adalı sayılırsın kaç senedir. Yani senin fikrin ne? Gerçi İmamoğlu bir açıklama yaptı. Bak benim üzüntüm ne? Oradan başlayayım. Benim üzüntüm şu. Hem hükümet hem yerel yönetimler el ele vermişler. Memleketin güzelliklerini nasıl yok edin? Bitirmeye kararlılar. Bu kadar basit. Ben şu partidenim, ben bu partidenim, şöyleyim, bir böyleyim, işte muhafazakarım, demokratım, şuyum buyum. Hiçbir şey kardeşim umurumda değil. Ben şuna bakarım. Örnek, dile getirdin adalardaki duruma. Şimdi bakın, bu neden oluyor biliyor musun Cem? Bu bilinçsizlikten güzel kardeşim. Adanın yollarının genişliği belli. Genişletilemez mi? Hayır. Neden? İki gerekçesiyle. Bir, genişletmek için fiziki alan yok. İki, diyelim ki fiziki alan bir şekilde yaratıldı. İstimlak, mistimlak, dertçürt. Ya arkadaşım ya, bırak da bari bir yerimiz, bir tek bölgemiz orijinal haliyle kalsın. Ya, 1 milyon turist kaldırmaz ki adalar yani. Abi her gün 60 ila 100 bin tane turist geliyor oraya, günübirlikçi ve leş turistler bunlar, beleşçi. Bayramda bir de otobüs şeyleri, deniz otobüslerini, vapurları bedava yapıyor. Akın akın geliyorlar. Kapasite belli. Kapasite belli. Sadece çöp bırakıp gidiyorlar. Daha beterini sana söyleyeyim. Abicim bugün Türkiye bir tarihi film çekmeye karar ver. Tarihi 19. yüzyıl İstanbul'unu, tamam mı? Set alarak, yani doğal set alanı olarak şey yapabileceğin, kullanabileceğin sadece ve sadece adalar kaldı. Evet. Çünkü Sultanahmet'i de kaybettik. Biliyorsun son yapılaşmadan onlar da nasibini aldılar. Soğuk su vesaire. Ya arkadaşım bir tane bir yerimiz kalmış. Orayı da bir zahmet bir tutalım ya. Koruyalım. Yok ne yapıyoruz? Mesele de şu minibüs. Şimdi orada zaten 13 kişilik küçük minibüsler vardı. Bir de taksiler vardı. Bunlarla ulaşım oluyor. E kardeşim sen günde 60 bin tane apaçıyı yani oraya salarsan adaya o minibüsler yetmez. O ulaşım yetmez. Ne olur? Bunu gören fırsatçılar, adadaki eski faytoncular hepsi birer elektrikli aldı. Evet. O da ayrı bir terör mekanizması. Bizim nasıl motokurye belası var İstanbul'da içinde veya işte diğer şehirlerde, adalarda da bu elektrikli korsan taksiciler furyası var. Cem vızır vızır inanamazsın kaç kişiyi ezdiler, birbirlerine çarptılar. Devrildiler. Devrildiler yani yaralandılar. Maalesef bir kısmı öldü ya. Arkadaş bir orta yol yok mu burada? Sen belediye ne yaptı? O zaman dedi bizim bildiğimiz şu hatlarda çalışan minibüsler büyüklüğünde minibüsleri getirdi. Orada sorun ne? Adalıların itiraz ettiğini. Adalılar buraya minibüs getirmeyin demiyorlar. Sadece ada için özel imal edilmiş adanın yollarının standartlarına uygun minibüs getirin diyorlar. O büyük şehir içindeki standart donanıma sahip araçlar yan yana ki, geçemiyor sen abi. Sen diyorsun ki adaya uygun değil. Çünkü adanın konsepti. Gerçi evet. İmamoğlu açıklama yaptı. Dedi ki Fransa'da bunlar kullanılıyor, İspanya'da bunlar kullanılıyor. İşte adada mı kullanılıyor kardeşim? Fransa'da normal şehirde kullanıyorsunuz bunları. Veya kasaba yollarında. Burası öyle bir yer değil ki. Ada çok özel bir yer. Ada şu andaki haliyle olabildiğince korunmalı. Sadece insanlar için değil. Evet. Göçmen kuşlar için de, orada yaşayan denizin altındaki balıklar ve canlılar için de ada konulmalı. Son kale ya. Gerçekten yani oradaki insanların yaktıkları ağaçların, ormanın, şeylerin haddi hesabı yok. Ateş yakıyorlar. Bir anda bütün ortalığı sarıyor. Hatırlasana Heybeliada kaç kere yaktılar. Rant için. Doğru söylersin. Bir adaya, de böyle şeyler. Ayak bastık parası da alınması lazım. Nasıl yaptı Venedik'e 5 euro. Kesinlikle. Adaya da ayak bastık parası alınması lazım. A bak yurt dışına çıkış harcına karşıyım. Ama adalarda böyle bir özel harç alınmasına evet kardeşim.
Yani. Adam vapura, bir motora biletini alırken bunu da ödemeli. Ayak bastı parası. Adalar özel bir yer. Kesinlikle. Bütün adalar hiçbir şekilde ayırmadan birbirine. Tabii ki buna çok tepki gelecektir ama doğru. Tamam yani. Adada bak şimdi. Nüfusu, en azından hani Türkler için adada, bir Cem'ciğim, nüfusu adada çıkabilir. Olanlardan alınmayacak tabii bu ama zaten onların özel kimlikleri var. Gösteriyorsun, geçiyorsun. Hatta özel indirimleri de var ulaşımda vesaire. Ama bu öyle değil güzel kardeşim. Bu o günübirlik turistler var ya, bir zahmet adam başına bir 100 lira versinler. 100 bin kişi çarpı 100 lira, bir günde 10 milyon lira. Abi 10 milyon liraya günde, bir sezonda ada abad olur. Bütün adalar. Doğru söylüyorsun. Kapanışı sen yap istiyorum. Özellikle senin için çok önemli çünkü sen Mevlana... Bu arada bir dakika dur, kapanış diyorsun ama şey de var. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yine Büyükşehir Belediyesi'nin yeni işletmeye almak istediği tramvaylar da var. Elektrikli. Hmm. Evet, evet. Ama elektrikli tramvay, zaten tramvay eskiden beri elektrikliydi. O yukarıdaki mekanizması elektrik hatlarına bağlıdır. Oradan aldığı güçle dinamo çalışır. Tramvay yürür, değil mi? Bizimkilerde, yenilerde bu yok abi. Yeniler elektrikli motor takmışlar bir tane. Tamam mı? Dışarıdan uzaktan bakınca yakın benziyor diyorsun. Yakınlaşınca bir daha alçak. İki daha geniş. Niyeyse bu işletme, büyütme şeyi. Tamam mı? Üç. Şimdi abicim yani tramvaya bindiğin zaman niçin binersin? Nostalji adına binersin değil mi? Oradaki o vatman deniyor onları kullanan kişilere. O vatmanın da böyle bir önünde bir kumanda tablosu vardı. İşte böyle bir mekanizmalar. Freni klasik. Böyle sıkar falan. Fren. Bravo. Ya yenilerde çan, ne çan, var abi? Çan çan. Yenilerde ne var? Ne var? Korna değil mi bana? Korna hepsinde var da. Ay yani daha zil. Zil hepsinde var da. Yok abi yenilerde bildiğin dijital kadran var. Otomobil gibi. Frene basıyor filan. Ya arkadaşım ya. Çakma çakma. Onun adı çakma. Mış gibi. Hiç kimse yemez. Turistler de yemez. Bir eski korna. Ya o zaman daha yeni, daha modern donanımlı. Bu da işte 2024 model tramvayda koy, anlayalım. Ama o genişletme lütfen. Mesafesini doğru tut. Anlatabiliyor muyum? Ya bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yakında o elektrikli otobüsleri oraya verebilirler. Evet. Sonra da İmamoğlu çıkıyor, savunma yapıyor kendince. Belli ki yanlış bilgilendirilmiş, eksik bilgilendirilmiş. Neyse. Lütfen enine boyuna bakalım abicim. Buyur, Konya'ya peki. Ne olmuş? Evet, Konya ne olmuş? Ben sana sorayım. Konya için şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, Uluslararası Mevlana Vakfı... Senelerdir içindesin. Evet, bir parçası olduğum için benim çok ilgi alanımda. Ayrıca da Karamanlıyız hocam biz de yani. Hani boşnağız ama önce Karaman'dan gitmişiz. Sonra dönmüşüz bu memlekete. Dolayısıyla var şey, kan bağımız. İl Turizm Müdürü emekli oldu Konya'daki. Evet. Bu arkadaş hakkında hiç yorum yapmayacağım, kenara bırakacağım. Ama yerine vekaleten atanan, müdür yardımcısıyken vekaleten atanan bir kişi var, Mehmet Yünden. Şimdi ben Mehmet Yünden'i şöyle tarif edeyim sana. Poker'e dördüncü. Turizmi bilir, yapılması gerekenleri, yenilikleri takip eder, çok herkesle iletişime çok pozitiftir vesaire. Dolayısıyla o göreve çok yakışan bir insan. Fakat vekaleten atandı. Umarım belediye, hükümet, AKP, şunlar bunlar yine böyle bir ahbap çavuşu oraya konuyla ilgisi olmayan koymaz da bu arkadaşımızı, Mehmet Yünden'i görevde tutar. O zaman bundan Konya'nın nasıl hızla faydalanabileceğini hep beraber göreceğiz. Herkesle arası çok iyi abi. Otelcilerle iyi, acentacılarla iyi, esnafla iyi. Oradaki turizme dokunan herkesi tanıyor. Herkes onu tanıyor. Ve çok iyi bir diyalog var. Sözünü de dinletiyor, saygın. Çok uzun yıllardır o görevde çünkü adam. Dolayısıyla ah keşke Mehmet Yünden vekaleten orada dursa da Konya hak ettiği turizm değerine kavuşsa. Çünkü şu anda çok uzağında Konya. Olması gereken turizm noktasında olması gereken yerden çok uzakta. Doğru. Hadi bir de kapanışa. Her şeyi ben yaptım, onu da sen yap var ya.
Cemal'cim, 51. programı da bitirdik. Yaz döneminde de çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Geçen sene daha aralık vermiştik. İnşallah gündem olumlu olarak yürümeye devam eder. Biz de güzel şeyler konuşmaya devam ederiz. Hepinize kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum. Efendim, yurt dışı çıkış harcına hayır. TÜRSAB'ın bu pısırıklığına, pasifliğine hayır. TÜRSAB'ın başındaki Firuz Bağlıkaya'nın ilgisizliğine bin teessüf. Hepinize bolca sevgi, saygı ve en iyi dilekler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.